Lise ve Aşk Temalı yaz dizilerini bir kenara bıraktığımızda bu sezon için yaz aylarında bambaşka bir iş ekranda yer alıyor. Kusursuz Kiracı. Korku temalı bir apartman hikayesiyle oldukça şaşırtan dizi, orijinal bir hikaye değil. Tıpkı pek çok proje gibi Güney Kore uyarlaması ve temelde bakıldığında apartmandaki gerilim hissinin iyi yansıtılması gerekiyor. Bu hikayede bu başarılı bir şekilde yansıtılıyor. Bunda kuşkusuz oyunculukların da etkisi mevcut. Bennu Yıldırımlar, Ruhi Sarı, Beyti Engin ve Umut Kurt isimleri tiyatrodan geliyor oluşlarının başarısını gerilim hikayesini yansıtmada oldukça etkili kullanıyorlar. 2014 Miss Turkey ile hayatımıza giren Dilan Çiçek Deniz ve futbolculuğu bırakıp katıldığı Survivor yarışmasıyla hayatımıza dahil olan Serkay Tütüncü ana karakterlerde yer alıyorlar. Gerilim mekanizması için yan gibi görülen ama aslında hikaye örgüsünün temelinde yer alan komşu karakterler riske edilmemiş ve tiyatroculardan oluşturulmuş. Kusursuz Kiracı 2019 yapımı Strangers from Hell dizisinden uyarlama. Cehennem diğer insanlardır diye de biliniyor. Bizdeki ana karakterler oyunculuk kökenli değil deyip eleştiriyoruz fakat orijinal versiyonda da durum bizimkinden farklı değil aslında. Lee Dong-wook da tıpkı Dilan Çiçek Deniz gibi oyuncu ve model. Siwon ise hem şarkıcı hem de oyunculuk yapıyor. Ancak şurada bir konuya dikkat çekelim. Her iki isim de erkek. Yani bizdeki gibi bir apartmanı kiracı olarak taşınan güzel bir kızla kaslı yakışıklı tuhaf komşu hikayesi burada mevcut değil. Belli ki bizimkiler artık o klişeleşmiş olan aşk hikayesini bu diziye de yerleştirmek istemişler. Kim Yok-ki'nin aynı adlı Never Weep Tone serisine dayanan proje, dramatik sinema proje serisinin ikinci dizisi ve Jean-Paul Sartre'ın No Exit projesinde bir gönderme taşıyor. Bir diğer farklılık olaraksa orijinal hikaye bir yurt pansiyonda geçiyor. Ayrıca ana karakterin çıkışı, kaçma çabaları engellenmeye çalışılıyor. Bizde ise kızın bir an evvel apartmandan gitmesi isteniyor ki bu jenerik şarkısında da açıkça geçiyor. Dizikotek'te bu hafta Kusursuz Kiracı'yı ve orijinal hikayesi arasındaki benzerlikleri anlattık. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.